Herkese selamlar dostlar. 8 Şubat 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün için 6 adet mücadelem var. Videonun sonunda da güvendiğim tek bir mücadeleyi sizlere önereceğim. Tekli olarak değerlendirme altına alabilirsiniz. Sizlere önereceğim. Değerlendirmek isteyen herkese bol şanslar. 6 maça hem yüksek hem de ideal oranlardan sizlere tercihleri sunacağım. Öncelikle arkadaşlar hafta sonunu ufak bir değerlendirme altına alalım. Cumartesi gününde 9 tane mücadele vermiştim sizlere. 5 tanesi win, 4 tanesimiz oldu. Hafta sonu bence sonuçlara baktığımız zaman maçların genel sonuçlarına baktığımız zaman da çok güzel bir hafta sonu değildi bence. Sonuçlar anlamında tatilden bence kötü bir dönüş oldu. Futbolcular adına, takım adına güzel bir performans sergilemedi çoğu takım. Öncelikle bunu belirteyim. Şimdi Pazartesi, pazar gününe video çekemedim zaten. Belirteyim. Instagram'dan yazanlar oldu sağolsunlar. Pazartesi için de şöyle 6 tane maç belirledim. Erkenden çekeyim, yükleyeyim. İzleyen herkese şimdiden bol şanslar. İlk mücadelemizle Başlamadan önce hemen birkaç hatırlatma yapayım isterseniz. Şöyle Fenerbahçe maçını açalım şuradan. Şimdi hafta sonunda herkes açık Telegram kanalımız var bildiğiniz üzere bizim. Açıklama kısmında linki var yorumlara da koyayım hatta. Oraya bir tane canlı bir tercih attım zaten. Ben kendim 4 tane canlı tercih verdim katıl Telegram grubunda. 4'te 4 hiçbiri loz olmadı hepsi geldi. Napoli maçını önermiştim. Devresi bitmişti. Yani Napoli'nin alması gerekiyordu zaten. Çünkü şampiyonluk yarışına girecek. Inter darbe almış. Osman geri dönmüş, Insigne geri dönmüş. Zaten açıklamaları olarak veriyorum ben canlı bahisleri. Herkes açık canlı Telegram grubumuzda burada zaten verdim. Başarılı oldu, geldi değerlendirenlere tebrik ederim. Şimdi katılanlar Telegram grubuna baktığımız zaman da dün canlılarımız gerçekten iyi sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim ben. Ülen mücadelesini ilk yarı 2.5 üst. 1.80 gibi orandan geldi. Çok güzel geldi. Rhymes Bordeaux mücadelesi. ilk gol ev. 14. dakikada verildi. 1.45 gibi orandan geldi. Hatta gol müziğimizi de açayım. Editör arkadaşımız da yapıyor sağ olsun. Dediğim gibi her iki mücadele geldi. Şurada bir başarısız canlı tercihimiz var. 3. gol Sasula bekledik. Dakika 17 erken bir bahisti. Fakat tepki verebileceğini düşündük. Bu bahsimiz başarısız oldu. Basket tercihim vardı. Fenerbahçe Bursa mücadelesi. Bursa 13 fark yemez dedim. Hatta dedim ki e, baremi takip edin ya kadar şekilde. Ki zaten 3 farkla bitti. Güzel bir şekilde geldi. Bu gelen tercihimiz. Bu Napoli mücadelesini zaten buraya vermiştim. Oradan oraya aktardım. Bologna mücadelesi başarısız olmuştu. Onu da belirteyim. 0-0 bitti mücadele. Dortmund mücadelesi ilk yarı 3.5 üst. Başarılı oldu zaten. Çok güzel bir gol geldi. Napoli'nin tercihi geldi. Ajax mücadelesini verdim ben burada. İlk yarı 1 dedim zaten Ajax'a ne verilir? İlk yarı 1 oranı bekledim biraz yapıştırdım. O geldi. Level Kuzen mücadelesine toplam gol 5.5 üst geldi. Diyerekten de şuradan Ren mücadelesi, Altay mücadelesi kombine vardı. O kombinemiz de geldi 2.5 gibi orandan. Şöyle onu da göstereyim. O da çok güzel geldi. Müziği de verelim, devam edelim. Çok severek dinlediğim bir müzik benim de. Şimdi maçlara başlayalım. Hatta katı Telegram grubuna katılmak isteyenler de şöyle hemen seviyelerden bahsedeyim. Eğer sizler de katı Telegram grubuna dahil olmak istiyorsanız canlı tercihler için Telegram grubuna Telegram grubunda hem canlı tercihler hem de tekli yüksek oranlı tercihler için mesela Dortmund'un buçuk üstünü öneri gibi gibi gibi. Yüksek oran grubuna dahil olabilirsiniz. Yüksek misli grubuna da dün tercih verdim. Onu da ekrana vermeyeyim söyleyeyim. Sporting Lisbon mücadelesi vardı. Pek bir oranı yoktu. Fakat tek tercih yüksek misli olarak önerdim. Yüksek misliden o tercihimizi de kazandı. Değerlendiren şimdiden tebrikler ve maçlara geçeyim. Fenerbahçe-Kayseri mücadelesi. Öncelikle sizden isteğim videoya artı 300 seviyesinde like atmanızdır. E, atacağınız likeler için şimdiden teşekkür ediyorum. Bol şanslar dili diliyorum herkese. Fenerbahçe Kayseri Spor mücadelesi. Fenerbahçe'nin hafta içinde oynadığı maça baktığımız zaman hafta sonunda oynadığı maça baktığımızda Başakşehir'le oynadı. Kendi evinde 1-0 kaybetti. Bu arada skorunu bilen bir arkadaşımız çıkmadı. Yorumlarda baktım. Kimse skorunu bilememiş. Başakşehir zaten güzel futbol oynayacağını söylemiştik. Fakat Fenerbahçe bu sezon Kadıköy'de oynadığı en istatistik anlamda en kötü maçını oynadı. kale isabetli şut açısından 2. Rakip ceza sahası içinde buluşmada en az seviyede kalan Fenerbahçe oldu. Çünkü Başakşehir takım savunmasını zaten iyi yapan takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin zaten ligde bir şampiyonluk iddiası var mı? Matematiksel olarak var fakat zor yani. O yüzden bu bizim Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımlar Ziraat Türkiye Kupası'na asılacaktır diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin burada kazansa da Kayseri Spor'da özellikle Hikmet Hoca büyük takımları sever. Ben ziraatta Fenerbahçe'ye karşılık karşılık verebileceğini düşünüyorum. Kayseri'de zaten hafta içinde değerlendirdik. Hatay mücadelesi vardı hafta sonunda pardon. 4-3 gibi kazandı. Yüksek orandan maç sonu biri geldi fakat idealden deplasman 1.5 6 gelmedi. Hatay'da maşallah var. Hiç gol atamaz. Deplasmanda 3 attı. Ben burada Kayseri'nin atacağı bir golü değerlendirdim. Tek tercih olarak idealden yazmışım ben buraya. Deplasman 0.5 üst 1.40'dan yazmış fakat oran 1.38'e düşmüş. Onu da değerlendirmesini siz yapabilirsiniz. yani maçın zaten burada Fenerbahçe'ye oynayıp kanser olacağım ama Kayseri oynar. Golünü 90 dakika boyunca beklerim diyorum. Bol şanslar. Newcastle Everton mücadelesi benim en güvendiğim maçlardan bir tanesi bu. Size güzel bir şekilde anlatayım şimdi. Şimdi öncelikle bir tablom var. O tablomu ekrana vereyim. Bu kış transfer döneminde yapılan transferler harcaması, transfer harcaması diyeyim. En fazla transfer yapan beklediğimiz gibi Newcastle oldu. Kümeye oynayan takım. 93 milyonluk bir transfer, 93 milyon sterlinlik bir transfer harcaması yaptı. Hemen arkasına da Everton geldi. Everton da Lampard'ı getirdi teknik adam olarak. Onun dışında e, Van de Beek'i getirdi. delaley güzel transferler yaptı bence. Orta sahayı çok güçlendirdi. Hücum hattı zaten 3 aylık son vardı. Onu besleyebilirlerse güzel bir performans sağlayabileceklerini düşünüyorum. Güzel, tempolu tam bir Premier Lig mücadelesi izleriz diye düşünüyorum. Görsel gitsin. Newcastle'ın bir de kadrosunu vereyim ekrana. Yeni yaptığı 5 transferle Şöyle kadrosu ekranda olsun. Şimdi sol bek aldı target'ı. Defans aldı. Yani defansa 3 tane transfer yaptı. İlk 11'e koyabileceği. Hücum hattına da zaten Burnley'in forvetini aldı Chris Wood. O 4-5 maçları oynuyor. O da biraz bitiricilik anlamda sıkıntı yaşıyor. Fakat oynayıp atabilirse atacak. Zaten side maximini söylemeye gerek yok. Newcastle'ın yıldızı bir de orta saha transferiyle kadrosunu iyice güçlendirdi. Görsel tekrar gitsin. Everton'da çok önemli transferler yaptı zaten bahsettiğim gibi. Güzel, keyifli bir maç bekliyorum. Her iki takım da çıkış yapmak isteyecektir bu mücadelede. Bir beraberliğe yakın gibi ama ben golü beraberliğin gelmesini bekliyorum burada. Ben KG var zaten idealden bir aldım. 1.58 gibi orandan. KG var yazdınız mı? Okey, KG vardı anlaştık. Şimdi yüksek oran olarak baktığımız zaman da ben Everton'ın hafta içinde Aynı hafta içinde dedik ya. Hafta sonunda Allah belasını versin. Hafta sonunda kupa maçı vardı. O maçı verecektim. Everton kendi evinde oynayacak. Fakat yeni transferleri o maçta oynama, oynamayacak oynamayacaktı. Öyle söyleyeyim. Van de Beek, gibi isimler oynamayacaktı. O maçı da kazandı. 4-1 gibi skorla kazandı Brentford'a karşı. Yüksek orandan bir Everton denemesi yapacaktı. Fakat ya biraz çekindim. Bu maçta ben yüksek oran olarak şöyle bir deneme yapmak istiyorum. Everton'ın atacağı 2 gol diyorum. Deplasman 1.5 üstün oranı 2.17. İsteyenler tekli, isteyenler ideal. Ben KG varını idealden öneriyorum. Yüksek orandan da deplasman 1.5 üst Everton'ın atacağı 2 golü öneriyorum sizlere bol şanslar. Weston Watford mücadelesi. Weston araya girmeden önce e, maçın oynadı. United'la oynamıştı aynen. United'la oynadığı maçta doğru düzgün United'ın kalesine gidemedi. Sanırım ikinci yarıda bir tane böyle tehlikeli pozisyonu vardı. Onun dışında çok bir pozisyonu yoktu. Çok kötü oynadı. Watford'da teknik adam değişikliği oldu. Onlar da yavaş yavaş sakatlığı çok fazlaydı. Bazı oyuncular hücum hattında sakatlıkları vardı. Bu maçta tam kadro olarak sahada olacaklar. Muhtemelen Watford takımı 3-4 tane eksikli fakat ideal 11'i çıkartacaktır. Ben güzel tempolu gollü bir maç bekliyorum. Özellikle West Ham tarafından onlar da güzel bir başlangıç yapmak isteyecektir. Aradan sonra futbolcular dinlendi, tatil yaptı. Bir rehavet oluyor. Hafta sonunda gördük. İngiltere'de çok fazla bir rehavetin olacağını düşünmüyorum çünkü disiplin. West Ham'da sistem takım. Ben bu mücadelede West Ham'a gitmekten ziyade gol bahsine gittim. Çünkü Watford'da ne yapacağı belli olmaz bir tepki, reaksiyon verebilir. O yüzden 2.5 üstü oranı 1.51 tek tercih olarak öneriyorum idealden. 2.5 üstü gelebilir. Skor beklentisi 3-1'lik bir West Ham galibiyeti. Hull City ile Derby County mücadelesi. Rooney takımla Shota. Şimdi ben bu maçı neden değerlendirdim? Acun Ilıcalı winner abimiz. Şimdi çok güzel bir başlangıç yaptılar. 3'te 3 ile başlangıç yaptılar. Son maçta kendi evinde Preston'a gol dahi atamadan 1-0 mağlup oldular. Fakat güzel oynadılar. Yani onlar da güzel transfer yaptı. Hücum hattını özellikle Allah yarı aldılar. Bir de Markus Forso aldılar. Brentford'dan yedek forvet. Onu tercih yaptılar. Muhtemelen ilk 11'de olacaktır. Ya zaten şu an bu Hull City'nin önemli önceliği şu an ligde kalmak küme oynuyordu. Son hafta 3'te 3 yaparak da ilerlediler. Mağlup oldular. Şimdi Derby Country ile oynayacaklar. Derby Country'de kendi evinde biraz daha iyi son oynadığı maçta hiçbir varlık gösteremedi mesela. Ona baktım ben maçın özetini izledim. Kaleye isabetli şutu yok. Pozisyonu yok. Özetinde yani bir tane bile pozisyonu var. O da önemli değil açıkçası. Ondan dolayı Hal City'nin ben burada atacağı bir golü değerlendirme altın alabilirim diye düşündüm. Son haftalarda da gündemli olan bir takım. Ben de değerlendirme altın almak istedim. Oran pek fazla açmamışlar. Ama deplasman 0.5 0.5 üstü açmışlar. Halsti'nin atacağı bir gol, bir 34 gibi oran açmışlar. Bir sürpriz yapalım mı? Şöyle bir sürpriz yapalım. 2.70'den bir Halsti galibiyeti denememiz ol yok mu yani? Bir denenmez mi diye sizlere de sorayım. Ya bu maçta olur. Fikirlerinizi yoruma yazın bu maç hakkında. Ben bir 1-2'lik skorla bir Halsti galibiyeti bekliyorum. İdealden zaten bir gol idealdir. Çok yüksek oran istiyorsanız bir maç sonu 2'yi de değerlendirme altına alın derim. Bol şanslar. Fulham Milvan mücadelesi. Ya Fulham inanılmaz oynuyor. Özellikle son oynadığı maçı anlatayım ben sizlere. Hangi maçtı o? Blackpool mücadelesi miydi? Şöyle bakayım. Hatırlayamadım. Aynen. Blackpool mücadelesiydi. Bu maçta önceki o maçı da sanırım yine seyircilerden bir tanesi kalp krizi geçirdi. Maç çok fazla duraksamıştı. İlk yarısını biraz takip etme şansım vardı. İnanılmaz bir baskı vardı. Hatta biz gole girdik. İlk yarı bir buçuk üst, ilk yarı iki buçuk üst gelebilir diyerekten gelmedi. Maçta zaten sürpriz bitti. Bir 1, 1 gibi skorla. Fulham um burada bence galip gelir. Ben ya millet artı yedi oynuyor Fulham'a. Öyle söyleyeyim ben artı yedi oynuyor. Ben artık o kadar oynanması gerektiğini düşünmüyorum. Şöyle idealden alıp kaçalım diyorum. 1.39 oranı var. Maç sonu 1 1.5 üstü. Böyle bir ideal yapılabilir. İdeal kuponlarına eklenebilir. Onun dışında ilk yerden bir galibiyet gelebilir. Onun da oranı 1.64. Onu da yazmışım ben buraya. Skor beklentisi 3 sıfırlık bir fulum galibiyeti. 1 1.5 üstü idealden yapılabilir. Biraz daha yüksek orandan. İkili bir yapılabilir. Çünkü ilk yarıda kendi evinde inanılmaz baskılı başlıyor. Hemen golü bir başlangıç yapabiliyor. Son maçta olduğu gibi Mitrović atlı gol gibi atlı gol gibi. Eksik var mı diye baktığım zaman da Kevano var, Wilson, Carvalho, Mitrović hani eksik de yok gayet güzel. Bu şekilde bir değerlendirme altına alabilirsiniz. Bol şanslar. Fenerbahçe Beko Real Madrid mücadelesi. Fenerbahçe bir yeni bir transfer yaptı. Amerikalı Stars. Son maçını izledim ben. Bence adam yani iş yapacak gibi Fenerbahçe'de. Basket severler, Fenerbahçe severler varsa ben Euroleague'i çok takip ediyorum arkadaşlar. Anadolu Efes'i, Real Madrid'i, Fenerbahçe Beko'yu her maçını izliyorum. Bayis vermesi daha kolay oluyor. Daha kolay kazanç oluyor açıkçası. Canlılarda zaten katı Telegram grubunda bunu arkadaşlar biliyordur. Ben baskette kolay kolay canlıda yatmam. Arkadaşlar da biliyordur. Hatta dedim geçen gün ya bu baskette tutturmak çok kolay dedim. Basket, benim attığım basket tercihlerini biraz daha fazla oynayın diyerekten zaten belirttim misli olarak. Real Madrid gerçekten inanılmaz bir takım. Veseli yok, Dekolo yok. Fenerbahçe'ye Beko'nun iki yıldızı. Fakat tepki verecektir. Şunu söyleyeyim. Stat full olacak. Sinan Erdem buna oynanacak sanırım mücadele. Lan yanlış bilgi vermeyelim. Şuradan bakalım. Stadyum da yazmıyor. <laughs> Fenerbahçe'nin stadını unuttum. Sinan Erdem olması lazım. Şimdi Fenerbahçe arkadaşlar burada güzel bir tepki verecektir bence. Fakat kalite anlamında gerçekten bir fark var. Real Madrid ciddi anlamda bu sezon kolay kolay devrilecek bir takım değil. Aldığı mağlubiyetler 3 tane mağlubiyeti var bu sezon. Barcelona deplasmanı, Milano deplasmanı. Fenerbahçe biz zeval verebilir mi? Verebilir. Zorlayacaktır bence. Yani Real Madrid burada çok fazla bir fark atmayacaktır. Ama Real Madrid'in de takımda zaten eksikler döndü, sakatlar döndü. Yani çok fazla konuşmaya da gerek yok. Real Madrid bence alacak. Fakat bu maç alt bekleniyor ya. Ben sizlere 2.70 oran vereyim mi? Şöyle bir öneri yapacağım. Maç sonu 2'yi zaten idealden yazdık mı? Yazdık. Maç 2 2.50'ye düşmüş oranı 2.70'ti. Maç sonu 2 153 buçuk üst. Şurada 2.50 oran. Ben tempolu bir maç bekliyorum. Böyle bir 2.50 oran da sizlere önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar diyerek geçiyorum. Sizlere tek bir maç önereceğim. Yanına herhangi bir maçı siz ekleyin. Bir maç benden bir maç sizden olsun bunun adı. O yüzden buradan sizlere Everton mücadelesinin KG varını ben biraz güveniyorum açıkçası. Bakalım ne olur, neden ne olur. Çünkü her iki takım da güzel transferler yaptı. Tempolu maç oynayabilir. KG varını tekli olarak öneriyorum. Bir maç benden bir maç sizden. Bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de, abone olarak da destek verirseniz de, sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.